Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Her zaman olduğu gibi gene tekrar çalışmaya ve sizlere bazı şeyleri sunmaya, anlatmaya, kesmeye, göstermeye devam ediyorum. Eğer ki sizlere yardımcı olabiliyorsam kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da tabii ki unutmazsanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız karşılıklı soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Hiç sıkılmayabilirsiniz. Saçla ilgili herhangi bir konu ne olursa olsun sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Ayrıca kanalıma abone olun ve abone olurken etrafınızda arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz varsa kanalıma onları da abone etmeyi lütfen unutmayın. Göz ardı etmeyelim bunları. Bunlar ufak ama değerli şeyler. Benim nazarımda, sizi bilemem. Evet. Videonun başlığından ve şeyden de anlaşılacağı gibi, fotoğraftan da anlaşılacağı gibi bugün sizlere hangi ürünü, ayrıca ürünün kutu açılışını da yapacağım. İçinden neler çıkıyor. Bugün sizlere Wella'nın SP saç boyasını göstereceğim. Köpük saç boyası ama bu normal saç boyaları gibi düşünmezseniz bunu çok memnun olurum. Bu sadece saçı rengini değiştirmiyor. Normal boya gibi değil. Sadece eğer ki siyah saçlarınızda aşırı beyazlık veya fazlaca bir beyazlık varsa onları, şu kamerayı ben bir ayarlayayım, onları kırmak için üretilen bir üründen bahsedeceğim. Ben bu genelde müşterilerime bu ürünü kullanıyorum. Hem doğal hem diğer boyalar gibi kimyasal değil. Ayrıyetten bunun çok kısa bir sürelerde tutarak 3 dakika, 5 dakika gibi saçlarınızdaki, mesela benim üstlerinde var beyazlar, mesela yanlarımda da vardır. Çok görüyorsunuzdur. Tabii ben boya sürmüyorum, yapmıyorum ama hani bazı insanların bu kadar beyaz sevmiyor. Bunları kapatıcıyla yapmak istiyor. Bu kapatıcı olarak değil, bu sadece beyazları kırmak amacıyla kullanılan bir ürün. Ondan bahsedelim. İsterseniz ilk önce bir şu kutuların açılışına bakalım. İçinden neler çıkıyor. Ama onun için benim şöyle bir ortalığı bir ayarlamam lazım. Size zahmet olmazsa sizi az biraz bekleteceğim. Şimdi şöyle yapalım. Mesela kamerayı da böyle tutsak olur mu? Sanırım olur gibi. Ayrıca bunların iki tane rengi var. Biri, bunda ne yazıyor bakayım, brown. Bu kahverengi saçlar için olan, üretilmiş olanı. Bu da siyah saçlar için üretilmiş olanı. Hem saçlarınız kahverengi ise hem de siyahsa bunun kahverengi tonunu alıp sürebilirsiniz. Öyle kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben bunları size açacağım. Ama bunu denemesini tabii ki yapamayacağım. Onu baştan söyleyeyim. Denemeden sadece böyle açarak içinden neler var. Belki bir basabilirim. Bu normal boya gibi değil. Şöyle bir kutu. SPMN Gradual Tone diye geçiyor. Wella'nın ürünü. İçinden şöyle bir tane köpüğümüz çıkıyor. CP'nin. Bu kahverengi tonlar için üretileni. Kahverengi saçlarınız varsa eğer, kahverengi saçlardaki beyazları kırmak için üretiliyor. İçinden şöyle bir tarak çıkıyor. Bunu böyle taramanız için şöyle. Bu tarafı da ince olarak. İnce tarafla şöyle, mesela şöyle göstereyim. Mesela bunu böyle alıyorsunuz. Şöyle. Güzelce biraz çalkalayın. Ondan sonra tabii ben kendime yapmayacağım. Sadece size göstermek amaçlı gösteriyorum. Uyguluyorum. Kendi saçımı uygulamayacağım ama. Bunda bir anlaşalım. Bu zaten normal boya gibi değil. Bunu güzelce şöyle birazcık çalkalarsanız, ondan sonra buradan bastığınız zaman bakalım. Şöyle bir ürün. Şöyle göstereyim. Böyle köpük tarzında bir ürün. Bunu alıp bu saçınıza
Böyle bu tarağın yardımıyla böyle sürüyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu böyle yıkayayım, bakın hemen anında bile renk bile değiştirmeye başladı. Çok etkili bir ürün. Tavsiye ederim. Eğer ki saçlarınız kahverengi renkteyse bu ürünün siyahını almanızı tavsiye etmem. Kahverengi saçlar için üretilmiş olanını alın ki. Bir de bunu böyle yaptıktan sonra kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın hatta bak çok kısa bir süre zarfında kaldı. Bakın ince ince rengi değişiyor. Hatta şöyle yapayım. Bakın anında şey kaldı bile, görüyorsunuz mu? Ne kadar kısa sürede. Şöyle gösterebilirim. Çok kısa bir sürede hemen etkisini gösteriyor. Bunu saçınıza, beyazların olduğu noktalara güzelce saçınıza sürdükten sonra, bunu böyle yedirdikten sonra güzelce köpükle. Mesela şu ince noktalarınız buralar oluyor ya. İnce tarafıyla böyle sürerek bunları böyle güzelce yediriyorsunuz köpüğü. Ondan sonra bunu 3 dakika veya 5 dakika arasında, tabii bu sizin saçınızdaki beyazlığa da bağlı. Sizin saçınızdaki beyazlık çok fazlaysa, eğer ki o kahverengi saçların arasında beyazlar çok fazlaysa, onun aynı rengini, tonuna tutturması için 5 dakika veya 7 dakika. Kimi saçlarda mesela, bazı müşterilerimde ben bunu 9 dakikaya tuttuğum falan da oluyor. 8-9 dakikada kadar tuttuğum da oluyor. Ve gayet başarılı bir ürün. Hem kısa sürede güzel sonuçlar veriyor, hem ayrıyetten saçınızdaki ana rengi bozmuyor ve ana rengi bozmadığı gibi sadece beyazlarınızı kırıyor. Kendi yani ana kahverengi veya siyah saçınıza bile sürseniz buralar tekrar siyahlaşmıyor. Siyah veya kahverengiye döndürmüyor. Sadece o saçınızda beyaz olduğu bölgelere, sadece oraları kırıyor. Ama tabii bu kırmayı da sakın şey olarak algılamayın. Saçınızın ana rengine çevirmiyor. Sadece beyazların tonunu biraz daha değiştiriyor. Hafif biraz daha kahverengiye doğru kaçırıyor. Veya ne bileyim, siyahsa siyaha doğru kaçırıyor. Bunun zaten pardon. Bunun zaten sadece iki tane modeli yok. Siyahı var, kahverengisi var. Bildiğim kadarıyla bunun grisi de olması lazım. Gri saçlarda olanı da var. Onu da kullanabilirsiniz. Onları da tavsiye ederim. Bu beyazları kırmak için üretilen bir ürün. Gerçek boya gibi değil. Zaten artık bizim erkeklerimiz de kendi saçlarını zaten o kadar siyah saçların arasında, o kadar rengin içinde kalkıp da çok siyah olmasını istemiyorlar böyle. Orijinal, böyle hafif tatlı renginde. Gene beyazlar dursun ama doğallığını da, saçın yapısını da bozmasın. Hem doğallığını da bozmasın istiyor. Doğal beyaz olarak hafif beyazları kırması, biraz daha sizin saçınızın ana rengine doğru çevirmesi biz erkekler için çok daha kaliteli bir işler çıkartıyor. Mesela genç yaşta, sallıyorum size, 18-19 yaşında mesela gençlerimiz var, 20 yaşlarında, onların saçlarında beyazlar var. O beyazlar doğal olarak bu insanın psikolojisini de etkiliyor. Psikolojikman da bir etki yaratıyor. Doğal olarak ki ondan sonra böyle bir arayış işlerine giriyorlar. Boyaydı falandı veya başka, siyahsa mesela griye çeviriyor rengini falan. Onlar için bu ürünler gayet başarılı. Mesela siyah saçtır ama çocukta, arkadaşımızda beyaz renk çok fazladır. Neden? O ırsilikten olabilir, genetik olabilir. Tabii şu zamanlarda sıkıntı stresten olabilir. O yüzden bu ürünü çok tavsiye ediyorum. Herhangi bir sıkıntısını yaşamıyorsunuz. Ayrıyetten bu bileğin içinde olması lazım. Bunu yaptığınız zaman, bir saniye çıkartayım. Bunun içinden bir tane de şampuan çıkıyor. Kendine ait şampuan. Zaten bunu sürdüğünüz zaman kendi orijinal şampuanıyla yıkamak zorunluluğunuz var. Sizin normal kullandığınız şampuanlar kesinlikle ve kesinlikle kullanılmıyor. Onu baştan anlaşalım. Kendi zaten kutunun içinde bu da çıkıyor. Bu şampuanla iki kere yıkadığınız zaman, ondan sonra fönünüzü kurutup, saçı ister kurutun ister kurutmayın fark etmez,
Ondan sonra kendi orijinal renk halini zaten görürsünüz. Öncesi ve sonrası yapabilirsiniz. Benim elime bununla ilgili müşteri geldiği zaman, böyle bir saç geldiği zaman, zaten bunu ben size yapılışını da yapılışıyla birlikte aktaracağım. Videosunu çekip onu da atacağım. Ben sadece şu an bu ürünü size tanıtmak için, aklınızda soru işaretleri varsa beyaz kırıcılarla ilgili, saç kırıcılarla ilgili aklınızdaki sorular varsa, onlar için çektim ben bu videoyu. Ben bunun daha detaylısını müşterimin saçına yaptığım zaman bunun videosunu da çekeceğim, onu da atacağım. Arkadaşlar, pek fazla da uzatmak istemiyorum, zaten çok fazla bir şey de yok işin içinde. Gereken bütün her şeyi anlattığımı düşünüyorum size. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız, zaten artık videonun da sonuna yaklaştım, videoyu bitireceğim. Kanalıma abone olursanız, sormak istedikleriniz bunlarla ilgili olur, saçlarla ilgili olur, ciltlerle ilgili olur, cildinizle ilgili olur, kepek, saç kıran, saç dökülmesi, ne ala aklınıza geliyorsa, saç kesimleriyle ilgili neler varsa aklınıza takılan, bana seve seve sorabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı ve dert etmeyin, ben her zaman buradayım. Ayrıca beni Instagram'dan salon Halim Kinkav official ve halim.altankinkav olarak takip ederseniz, TikTok'ta da varım, orada da Halim Altan Kinkav 1925 nickimi kullanıyorum. O nickten de oraya üye olursanız, takip ederseniz beni, hepinize çok teşekkür ederim ayrı ayrı. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer ki faydalı olabiliyorsam sizlere, bir nebze de olsa gönlüm ve içim rahat oluyor. Hepiniz için, hepinize çok iyi günler diliyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz ve öpülüyorsunuz.